Narsik Patronaj Exclusive'e hoş geldiniz. Ben Doğukan. Bugün yanımda Alp var. Alp hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Doğukan. Merhaba. Narsik Patronaj Exclusive, Narsik Patronaj'dan farklı olarak birebir konuşma şeklinde gerçekleşecek. Narsik Patronaj bilenler bilir. Şuraya baran eğer kart falan koyarsa oradan da tıklayabilirsiniz geçmiş bölümlere. Bir koltuğun etrafında toplanan insanların sanat hakkında konuşma çabasıydı. Ancak bu daha birebir karşılıklı bir de online imkanlar geri online yapmak zorundayız. Bir de ayrıca bu programa 5 soruluk sanat tarihi quizi düşündüm. 5'ini bilene de herhangi bir hediye veremiyoruz ama tebrik ediyoruz sadece. Hiçbir şey bilemesen de problem değil. Kaybedecek bir şey yok. Önemli olan eğlenelim. Sohbet edelim. Alp, şey? dediğim gibi Alp Eser bizlerle. Kendisi çok iyi bir dostum. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde sanat tarihi doktor öğrencisi. Ve yeni yazarlarımızdan, sanat tarihi yazarlarımızdan. iki ayda iki tane kitabı çıktı. İki aydı değil mi? İki ay gibi bir şey. İki evet. ay gibi. iki tane kitap. Çok hızlı girdin bu şey mecraya. Aynen. Bir patlama noktama eriştim diye düşünüyorum. Bundan sonra... Daha fazla yazmayacaksın Ama... mı? Yok yazacağım yani. Yazma işi artık bir tutku haline geliyor biliyorsun. Yazmadan duramıyorum Ama, diyorsun yani. bu kadar hızlı hızlı olmayabilir. Biraz daha üzerinde yoğun düşünüp bir güzel bir şey çıkartmaya çalışacağım bundan sonraki süreçte. Yani bu sadece ee, bir başlangıçtı diyorsun. Bu başlangıçtı tabii ki. O zaman ilk Aynen. kitabından bahsedelim. Bende de var ilk kitabım, Olur. okuma fırsatım da oldu. Modern Sıkışıklar. Evet. İsmi biraz evet. böyle değişik, orijinal aynı zamanda. Yani evet. kitabı alın eline alan ilk insanın soracağı şey, sıkışıklar ne demek, nedir bu sıkışıklar? Ben de sana bunu sorarak programa başlayayım. Tabii bana da bununla ilgili aslında çok soru geliyordu. Yani neden böyle bir kitap ismi kullandım? neden böyle bir isimle bu kitabı yayınlamaya karar verdim gibi. Ben tabii ki bu süreci eğitim hayatımın içerisinde yaşamış olduğum anları da kattığım bir kitap oldu. Sen de okuduysan okuduğun için biliyorsun. E, ...belli noktalarda benim o sıkışma anlarıma da tanık olan bir insansın da aynı zamanda aslında. Evet. E, tabii bu sıkışma sürecinde bölümümüzden ötürü... E, ...gittiğim sergiler oluyordu, gittiğimiz işte çağdaş sanat fuarları oluyordu. Hani çağdaşlığı e, sorgulanması gereken. E, bu şeylerde açıkçası ilginç diyaloglara da denk geliyordum. Zaten ben hali hazırda bir sıkışıktım. Modelliğin tartışılır ama. E, orada e, bir ilginç bir diyaloğa denk geldim. E, bir tane eserin karşısında böyle çok aslında baktığınız zaman hikayesini anlayamayacağınız bir eserin karşısında bir erkek bir kız e, böyle e, çok düşünüyorlar, saygı duruşu halindeler esere. Ondan sonra biri dedi ki ona yani erkek kıza dedi ki ya dedi görüyor musun dedi sanatçının yaptığı şeyi mesajı algılayabildin mi dedi sanatçının kafasını yakalayabildin çok mi dedi yani. çok klasik tiplerden değil mi böyle galeride yani olanlar mı yani işte helen vardı falan filan böyle ya, ya görüyor ya musun ya yani falan filan Ondan sonra <laughs> bir yamuk ağzı hafif ya yani şey yani şarap eksik bir şöyle elde falan <laughs> yani ya bu işlerde falan ondan sonra o dedi ki burada dedi sanatçı dedi modern hayatın sıkışıklığını Sıkışmış yüzünü temsil ediyor dedi. Baktığında dedi anlamıyorsun ama dedi ondan bunu alabiliyorsun. O kadar dedi sıkışmış ki adam yani yapacak bir şey bulamamış. <laughs> Anladın mı? Yani böyle bir ilginç bir diyalog. Kız da yani anlam vermeye çalışıyor bakıyor böyle falan. Çocuğun söylediklerine mi yoksa tabloya mı anlam vermeye çalışıyor? Yani şimdi tabloya bir baktığında <laughs> çocuğun söylediğiyle de bir bağdaştırma yaratmaya çalışıyor kendi aklında pek başarılı olduğunu söyleyemem. Ha öyle mi ya falan filan böyle. Hatta e, belli noktalarda tilt olmuş gibi de bir izlenim vermişti bana. Peki sence o... çocuğun söyledikleriyle o tablo arasında bir bağ var mıydı? Ya şimdi bir gün ben e, bir o keşke bu bağ kitapta olmayan bir şeydir bu. Bunu da mesela şimdi aklıma geldi. Ne olsun canım ne olacak biz kitabı tabi, yaparız biz işte. E, sanatı anlamlandırmaya çalıştığımız süreçte bir arkadaşım bana ya Alp işte bugün şöyle bir konferans var Zoom üzerinden biliyorsun Covid'den sonra böyle bir problematik oluştu hayatımızda. Ee, ondan sonra bir soyut sanatla ilgili bir konferans var gelir misin? Dedi işte dinlemek ister misin falan filan. Hani ilgini çekeceğini düşündüm atayım sana dedim dedi. Açtım işte orada ko konuşuyor bir sanatçı var anlatıyor falan filan ben de sordum. Dedim ki ya bu soyut resimlerde dedim sanatçılar dedim bir şey anlatmak istiyorlar mı? Sorduğum soru buydu. Yani biz o formlara, biçimlere, biçemlere bakarak bunu anlay bu mesajı anlayabilir miyiz? Mesajı algılayabilir miyiz? Orada bir hoca çok güzel bir şey söyledi. Sanatçı dedi bir şey anlatmak isteseydi sence bunu soyut mu yapardı? Hmm. Bu, bu benim çok hoşuma gitti. Güzelmiş evet. şey yani, evet yani eğer bir şey anlatmak istiyorsa bunu sen sana anlat anlat anlayabileceğin şekilde yansıtır demişti mesela. Ondan sonra ben de orada böyle bir muhabbet olunca bu tip soyut eserlerin önüne ne zaman geçsem aslında daha ziyade renkleri, işte e, formları, işte renklerin işte karışımından oluşan bir e, hareketi e, değerlendirmeye çalışıyorum. Yani pentür alanının kendine has özelliklerini algılamaya çalışıyorum. Burada da bu arkadaş böyle söyleyince ya dedim ya yani ne, nasıl yani falan filan bu ee, ilginçti. Zaten daha da şaşırdığım bir şey orada biliyorsun panolar oluyor e, sanatçıların e, eserlerinin altında orada yazı da çok tuhaftı. Ya yani 19 yaşındadır ama işte 6 yıldır kavramsal sanat çalışıyordur. Ya dedi 13 yaşında bir adam ya da bir kadın her adı gelmiyor aklıma üzgünüm bu anlamda. Nasıl yani ee, bu yaşta kavramsal sanat. 13 yaşında Kendine... ben kavramsal sanat falan hiçbir şey bilmiyordum açıkçası. <laughs> sanat tarihi yüksek lisansı yapamam ama şu anda. Bilgim yoktu ya yani. Ke kendini yani bir insan olarak, insanı bir kavram olarak el alırsak ne kadar tanımlayabilmiş ki doğru ee, yani. kavram kavramsal sanat yapıyor falan. Ben de üzüldüm yani açıkçası. Ya dedim bu çocuklar dedim 13 yaşındaki herif bunları biliyor. Adam bilmesini geçtim üretimini yapıyor. <laughs> Ondan sonra ben hala işte kavramsal sanat işte şudur budur kavram hep klasiktir. Düşünceyi ön plana alan, fikriyatı ön plana alan falan. İyice böyle kafa tabii çorba oluyordu. Hem ben sıkışmıştım hem bu arkadaşın sıkışmışlık yorumu genel beni bir, bir daha sıkışıklık. sıkıştırmıştı. Hep genel bir sıkışık yani üzerine. İnsanlık üzerine olarak evet. Tabii tabii. Hatta şey de diyor yani görüyor musun diyor endüstriyelleşmiş toplumun ulaşan Yalnızlaşan, yalnız kılınan. çok klişe değil mi abi bu yorumlar artık ya ben de yani böyle duruyorum hala devam ediyor yani bir anlamda aslında yani satıyor aslında yani biraz bir sanat görüş satıyor kim bilir belki de çocuk eseri sahibiydi bilemeyeceğim o kadarını yani öyle ama bir yani eserin sahibinden daha çok şey bildiği kesin eser hakkında önem atmetti etti yani ama Bilmiyorum. çocuk yani en azından senin kitabının isminde bir şey yani. Se tabii bir ki, hak tabii. bir şey ana olmuş ne diyeyim? E, ya bu artık bizde bir e, yerleşmiş bir şey. Soyut çalışıyor biraz böyle bıçkın, hızlı fırça darbeleri var. Ya bu sanatçı sıkışmış yani bunun bir kabın, kabuğundan fırlaması lazım. Şey. Ondan sonra şeydir hı. ama halk genelde şey yapar ya böyle soyut resim ya da böyle daha primitif bir şey gördüğü zaman. Ha, istese daha iyisini çizer ama <laughs> istemiyor değil hı. mi? Hani yani şey bekliyor evet. insan tablo deyince. Gerçekçi bir şey bekliyor. Tabii, Aslında zaten yanıldığımız nokta. Ya, orada. ona, ona bayılıyorum zaten. Çünkü ya, başka tanıdığımız sanatçılar da var. Onlar da anlatıyorlar bu algıyı. Sanatçının bir eserini görüyor. Diyor ki bak perspektifi becerememiş. <laughs> ya şimdi bu adam perspektifi bugün beceremiyor diyor ya. 2022 yılındayız. Perspektifle ilgili dert ee, çok önceleri sonlanıyor zaten. İnsanlar sanatçılar çok farklı yöne doğru kırılmaya başlıyorlar. Ama bugün sergilere gittiğinizde, işte özellikle çağdaş sanat özelinde işler, üretimler gördüğünüzde onu değerlendiren ve bu tür yorumlar yapan çok sayıda insan görürsünüz. Evet. Perspektif bozuk. Ya bilinçli şey işte. Bunu e, anlatamaz. Akademi ama. kafasından evet. çıkamayan insanlar olarak değerlendirebiliriz mi? Zaten ki. bu evet. modern sanatın işte baş. Ressamları ne bileyim Jackson Pollock hı -hı. olsun, Picasso olsun hı -hı, vesaire hı -hı. hep ilk dönemlerinde gerçekçi çizimler yapmışlardır. Ha, Ondan sonra kanka. soyutlaşıyor çizimleri. Mutlaka yani hiçbir yani. sanatçı son haline gel geldiği noktayla başlamıyor. Evet. Bunu da, mesela bunu Duchamp örneğinde de, Marcel Duchamp örneğinde Aynen. de görüyoruz. Tam görelim. ona geçecektim, Duchamp'a geçecektim. Evet. Mesela izlenimci eserlerle başlıyor yola. Ama ben kitaplarda genellikle şunu görüyorum. Hani özellikle biz alanımız olduğu için araştırıyoruz bunu ama bu adamı daha ziyade direkt uyanıp pisuarı salona yolladık diye bir algı oluşturulmuş. O benim çok tuhafıma gidiyor yani. Aslında bunların hepsinin bir süreç olduğunu önce anlamamız lazım. Yani bu Duşam, ondan önce izlenimci, futurist, kübo futurist birçok işler üretmiş aslında. Bu bir süreç. İnsan Birike birike nasıl bilim öyleyse sanatçı da aslında böyle bir sürecin peki e, takipçisi oluyor peki böyle gerçekçi ya da izlenimci olarak başlayıp niye soyuta kayıyor sence sanatçılar yani oradaki kırılma noktası ne oluyor sence? Han kitabında da az çok buna değiniyorsun ondan bunları evet. da sorayım dedim. Valla şimdi şöyle ya o dönemde çok ilginç adamlar bir grup insan var bir kere soyuta yönelilmesi için. Tabii ki bunun altında hep şunu söylüyoruz yani sanat sadece hiçbir zaman sanat olmuyor yani bunun altında toplumsal birçok veri, siyasi işte dönem içerisinde yaşanan herhangi bir savaş bir yıkım gibi aslında sanatçıları e, görünen dünyanın gerçekliğinden uzaklaştıran da birçok olay oluyor aslında. Bir taraftan da bunun başlangıcı bir noktadan sonra biliyorsun 19. yüzyılda Picasso da bunu söylüyor. Fotoğraf gibi bir buluş. Evet, ortaya çıkıyor. Gerçeği birebir taklit evet. edebilen bir araç. Tabii ki. Ve sanatçılar da aslında bir noktadan sonra <laughs> çok pardon. Bir noktadan sonra gerçeği benim diyen sanatçıdan daha iyi gösteren bir aygıt varken bizler niye gerçeği çizmek zorunda kalalım? Gerçeği yansıtmak zorunda kalalım. Ya da daha ileride mesela Kazimir Malevich örneği var kitapta biliyorsun. Evet. O örnekte onlar mesela eğer ki doğayı, gerçekliği yansıtırsa sanat, sanat olarak özel bir alandan bahsetmek mümkün müdür diye e, bir takım aslında düşünsel zeminde çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Hakikaten de bu bana çok mantıklı geliyor. Yani e, sanat illaki gerçeği, toplumu, insanları yansıtmak durumunda değil... Bunu bizim anlamamız zor. En azından sanat tarihi okumamış, içerisinde olmayan arkadaşlarımızın başlangıçta bunu algılaması zor. Çünkü biz dünyadan çok daha farklı bir gelişim süreci yaşıyoruz sanatta. Özellikle Türkiye'nin modernleşme süreci bambaşka. Yani çok daha geç bazı şeyleri evet, elde çok etmeye. Çok daha geç. Her evet. şey olduğu gibi sanatta da çok daha geç geliyor her şey. Kesinlikle. Deniliyor Şimdi yani. hal böyle olunca bir de bizdeki tartışmalar da bambaşka. Yani toplamamı yansıtalım, soyut mu olalım? Hep böyle bir aslında bir kavganın olduğunu görüyoruz ve Bizlerin bunu algılaması mümkün olmuyor ama Avrupa'daki, Batı'daki örnekleri incelememiz incelediğimizde orada çok daha farklı kafaların ve çok daha farklı fikirlerin olduğunu görebiliyoruz yani. O yüzden sanatçılar da aslında bir, nok bir noktadan sonra e, Tanrı'nın bize bahşettiği yerine, öyle düşün, öyle söylüyorum ben bunu. E, Tanrı'nın bize teslim ettiği yerine kendilerinin ee, ...bir sanat e, ambiyansı yarattıklarını görüyoruz. Sanat diye bir şeyi ortaya koymaya çalıştıklarını görüyoruz. Sanatı neyle yapıyorsun? Tuval ile yapıyorsun örneğin. Paletle yapıyorsun ey, değil ey, mi? Renklerle ne, yapıyorsun. Ey, ey, Bunlarla değerlendirir diyorlar aslında. Anladım. Bunlar üzerinden sanatı yorumlayın. Hani ne anlatmaya çalıştığım değil ne, ne koyduğumu ortaya önemli. Tabii şey. yani bakıp... E, ya çok acayip bir şey şimdi. Kimisi işte bu arkadaş gibi sıkışmışlık görebilir. Kimisi ona on, bakıp eğlenebilir. Kimisi e, çok güzel bir sözü vardır Vasily Kandinsky'nin gelişimine öncü bir tat bulabilir. Güzel. Bir kimisi e, kimisi ise tartışacak bir şey arıyordur. E, ondan e, kendine bir katkıda katkı sağlayabilir. Bir kültürel bir e, eğitim olabilir bu insan için. Herkesin aslında sanattan algıladığı sanatın sanatın bir de bir sınırı yok yani böyle bu bu olmak zorunda diye o çok eskilerde kaldı artık insanlar bugün anlamıyorlar mesela sergilere gidiyorlar bakıyorlar ya bu ne ya bunu benim Abidin'in Mehmet de yapar diyorlar mesela yapamaz yani onu senin Abidin'in Mehmet yapamaz ya da yapsaydı orada... yani yapsaydı da oraya tabi onu mesela, da söylüyoruz tabii. yani. Onu, o cüreti, o cesareti gösterebilen adamlara bu senin söylediğin haksızlık değil midir yani? Evet. O zaman sen o diyorsun adam onun... ki ha. sanat, aslında bir sanat eserinin tek bir anlamı yoktur. Birçok anlamı vardır. Aslında yani herkes insana insana yönelik bir şey. Insana, i̇nsana yöneliktir. İnsan ne alıyorsa ondan Aha. onu hisseder diyorsun yani bu tabii ki kavramsal sanatta biraz değişiyor. Geçen arkadaşım bir arkadaşım sordu bana ya dedi Alp hani biz bu sanat eserleriyle ilgili herhangi bir katalog olmasa, metin olmasa sanatçının ne, ne yapmaya çalıştığını biz nasıl anlayacağız? Çok haklı aslında. Güzel bir soru. Bence de çok kolay değil yani. bu Bizim için de kolay değil. Tabii ki. Yani oraya gidip aslında sanatçı işte ya or onu anlamak çok zor değil. Çünkü baktığın zaman sana e, yorum yorum yapmak için hareket alanını tanıyan bir üretim görmüyorsun. Yani her şey olabilir yani. Ya yani, kavramsal sanat, enstalasyon gibi şeyler Hı -hı. daha böyle bir üst kültürün sahiplenmeye Hı -hı. çalıştığı şeyler ya. Hani evet, alt ki. kültür bunu görün ya da alt kültür demeyeyim de hani amyanet tabirle daha Hı -hı. böyle ilgilenmeyen bu işlerle bir insan önce bu ne ya diyor. <laughs> Değil <mi>? Yani <laughs> şeyi ederim. bilirsin mesela kavramsal sanatın aslında başlangıcı işte Joseph Joseph Kosuth gibi işte isimlerdir. Burada başka şeyleri sorguluyorlardır, temsili sorguluyorlardır. İşte bir ve 3 sandalyesi vardır onun, bilirsin. Biliyorum. Hangisi abi. gerçek sandalye diye bir soru yöneltiyordur. Ee, bunlar çok şükür ki sanatçı gün, güncele yakın bir sanatçı olduğu için onunla birebir konuşup ne yapmaya çalıştığını anlayabildiğin örnekler Ama oluyor. Alt Ama... metinleri var anlatmaya çalıştığı şeyimizde. Evet. Yani. Peki ya sanatçı ortada yoksa ne olacak ya? Yani? İşte o zaman biz devreye giriyoruz. <laughs> Yani sanatta biraz böyle bir hayal gücü yüksek olmalı. Biraz e, söylememiz lazım. Bir şeyler söylememiz lazım eserler hakkında. Yani, yani e, ama bu sanat e, eleştirisi sanat eserlerinin yorumlanması ile ilgili kitapta da biliyorsun. E, özellikle Marcel Duchamp örneğinde evet. e, bir, bir eleştirmenin yorumu mesela çok ilginçti. Yani işte Duchamp'ın bu eserlerinin e, arkasındaki uhrevi karanlığı onun cinsel arzularında aramıştı. Tabii Arthur Danto vardır sanat eleştirmeni. O der ki mesela eleştirmenlere kızmayın. Yani eleştirmenler bir şey bulmak zorunda. Ya görevi yani. zaten eleştirmenin yani. Tabii e, şey. bir şey bulmak zorunda. Ben tabii araştırdım. ve belgeselleri izledim falan. Satrançla ilgili adamcağız çok aslında herkesin bildiği şeyleri söylüyor. Ama eleştirmenler biraz böyle bir e, Farklı bir dünya yaratmak ve onu karşı tarafa algılatmak zorunda kalıyorlar Şimdi aslında. Ama günümüzde şöyle bir klişe var. Genelde böyle anlamı karışık ya da anlamı net ya da altında anlam arama çalıştığı şeylere Hı -hı. genellikle cinsel kimlik. Yani cinsel bir neden atıyorlar altına. Hı -hı. Hani Freudian bakış açısı bir tık. Yani. Hani bu genelde sanat eserlerinde de oluyor. Bir sinema filminde de oluyor. Bir Şimdi, edebiyat e e e e romanında da oluyor vesaire. Hep böyle bir cinsel bir neden atanmaya çalışıyor. Bu da artık insanlar bundan biraz sıkıldı açıkçası bence. Cinsellik... Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilmiyorum ama genel hmm. böyle bir tutum var. Öyle düşünüyorum ben. Cinsellik atfedersin de ne bileyim mesela bir başka makalede ben ona ayrıca şaşırmıştım. Adam cihazın salona yolladı işte şu şeyle ilgili suarla ilgili neymiş efendim ya bu çok acayipti artık yani makaleyi bir hatırlasam eleştiri yazacağım bununla ilgili. Yani. <laughs> Neymiş işte ters çevirmiş, e, görünen görünüm e, form vajinaya andırıyormuş, işte sanatçı kız kardeşine aşıkmış, reddedilmiş. Ya bunlar artık yani e, niyet mi okuyoruz yani biz o kadar da olmaması lazım ki Octavio Paz diye bir e, yazar yine bir e, eleştirmen vardır o da şey der mesela. Ya eğer ki e Marcel e, bunları duysaydı, kendisi hakkında yapılan bu eleştirileri görseydi, onu çok iyi tanıyorum, kahkahayı basardı basardı. E zaten yani kişilik işte. olarak da eğlenceli bir adama benziyor. Yani bir, tabii bir ki, suvarı ters tabii çevirip ya. çeşme olarak ya. sergilemek herkesin evet. acı bir hareket değil. Ya o zamanlar biliyorsun akademide eğitime gidiyorlar bunlar. Bu adam kaçıp bilardo oynamaya gidiyormuş yani. Öyle bir adam. Biraz öyle sers adamları ser serserilmiş biraz evet. <laughs> öyle adamları sen bir kalıbın içerisine sokamaz. Bunlar böyle e, her verilerini yutmazlar. İlacı bir şey beklerler. E, bir prospektüs okurlar, bir bir şey yaparlar. O yüzden e, bence çok kıymetli bir sanatçı ve belli noktalarda ben onu işte Edward Said'in entelektüel bir kitap e, adında bir kitabı vardı. Onu okurken bir Ben adlı bir hanımefendi bir yorum yapmış entelektüelle ilgili. İşte sıra dışıdır, işte yeniliği dener, olmayanı oldurmaya çalışır, cesurdur, cüretlidir. Ben direkt mesela onu okuyunca duşan duş örneğine gittim. Radikal bir isim evet. Direkt yani komple Kesinlikle. bir sanat evet, anlayışını evet. kökünden değiştiren. Ya onun da tabii Hı. yetiştiği dönemde bu tarz fikirler vardır. Yani tek başına Kesinlikle. çıkıp bir günde bunu değiştirmemiştir ama sonuçta önderlik eden birisi Hı. dediğin gibi. O zaman yine Hı. kitabına dönelim. Benim Hı -hı. ilgimi çeken bir nokta bu. Sezan, Sezan'a baba diyorsun. Paul Sezan. Yani bunun nedenini merak ettim ben. Sezan'dan e, şey bölümün var. Sezan'dan günümüze farklılık gösteren baba figürü mesela. Daha Haşip, şey, değil. Şey, şey, arka tarafı söylüyorsun. E, bir de Sezan'ın mirası var. Hani Sezan hep değiniyorsun kitabında bir Sezan. Ya var. şimdi Sezan, aslında Pablo Picasso ve Henri Matisse tarafından bir şey yapmış ki baba olarak nitelendirilmiş. Modern sanatın babasıdır denilmiş. Buradan biz anlıyoruz ki stabil olana, gelenek haline gelene, yerleşmiş olana kafa tutan bir sanatçı figürü ortaya çıkıyor. Yani Sezan belki çok çok büyük işler yapmamış olduğunu düşünelim. Yine bu özelliğiyle aslında birçok sanatçıya ilham olmasıyla bir baba figürüdür gerçekten de. Tabi o e, biliyorsun Pablo Picasso ve e, George Braque gibi iki isim kübizmin e, içinde anılan bu iki isme de aslında ön ayak olduğu da söylenir. Özellikle işte doğadaki e, doğanın e, gerçekten e, izlenimcilerle biliyorsun biraz onlar evet, evet, e, evet. Po post ta e, tartışıyorlar mı desek ben buna da bayılıyorum tartışma sanki böyle bir grup adam bir araya geliyorlar böyle şey yapıyor. Konsensus yapıp tövbe tane tabi, şey tabi, kavgası yani. vardı ya. Üniversitede mıydı Soyut sensin, figüratif babandır. Yani <laughs> onun, onun, gibi böyle bir tartışma. Hiç bitmiyor görüyorsun ya bu tartışma. Izniyle. Bu tartışma yani ta ne zaman olmuş? Biz hala e, figuratif figüratif mi, non figüratif mi? Ya geçelim bunları yani. Özgür bırakın sanatçıları yani. Şimdi e, şey e, şey e, neydi o e, Art izlenimci olarak nitelendiriliyor bu sanatçılar. İşte bunların içinde ne var? Van Gogh var. Ondan sonra Paul Cezanne var. İşte Gauguin var. Aynen. Ondan sonra. Bunlar tabii bir şeyi değiştiriyorlar. İzlenimciler biliyorsun, yani anlık duyumsamaları tabloya gidip Açık gündü, havada içtiren, çalışıyorlar zaten. yani. Açık havada çalışan sanatçılar. Bunu da sağlayan işte o tarihlerdeki buluşlardır. İşte metal tüplerde boyalar satılır. Tuvaler taşınabilir hale gelir sanatçılar artık doğaya açılmayı, atölyeden çıkmayı önem, önemsemeye başlarlar. Bir grup adam da ondan sonra eklemleniyor. Aslında sürece bu adamlar katkı sağlıyorlar. Ben bunu tartışma olarak nitelendirmiyorum. Evet aslında i̇zlenimciler, dediğin gibi. İzlenimciler öyle bir katkıda bulunuyorlar ki, farklı bir şey yapıyorlar ki bu grup adam da daha ileriye götürebilecek cesareti ve hayal gücünü kendilerinde bulabiliyorlar. Ben buna inanıyorum. Tartışmasa biz hep öyle algılardık çünkü lisansta tepki olarak doğmuştur. <laughs> Ama öyle öyle anlatıyorlar yani bizim öyle anlamamız ya tepki çok. de yani nasıl bir tepki yani, yani şimdi bu ya? Herkesin ha, öyle bir dönem ki bu. Her yedin yoğurt yiyişi farklı. E diyordur ki sen böyle yapıyorsun ben bunu uygun görmüyorum. Siz diyor anlık böyle işte genel geçer fırça darbeleriyle işler üretiyorsunuz. Ben doğanın çok daha sağlam bir biçime sahip olduğunu, geometrik yasalara dayandığını, ne bileyim işte koni, küre gibi aslında e, e, ne derler, formların yakalanabileceğini, e, renklerin e, a, şeye hizmet edeceğini, güçlü bir sağlam bir desene sahip olunması gerektiği gibi birçok aslında sezanın da oluyor. Ama bu e, sanatı bir noktaya götürür. Bu bir tartışma kültürü değildir bence. yani ben Onu da her hı. akım ya bir önceki akımın döneminde yetişiyor sonuçta hani post-impressionistler de izlenimcilerin döneminden geliyorlar ve onlar olmasaydı onlar olmazdı açıkçası. Evet, izlenimciler eğer ki bunu yapmasaydı, art izlenimci olarak nitelendirilen sanatçılar farklılaşacak, ilk veriyi nereden bulabileceklerdi? Evet, dediğin yani? gibi yani. Hı. romantizm realizme karşı hepsi böyle birbirine hı hı. karşı ama aslında aynı birbirlerinin döneminde yetişiyorlar. Hani içinden büyüyor İçin... ve farklılaşıyor tabii ki de farklılaşmak zorunda her şey olduğu gibi sanat da farklılaşıyor. Öyle herkesin şeyi farklı, Yoğurt işi her yediği <laughs> farklı. Her Model restanın... sanat sürecinde Tuvalet eşrafında farklı. zaten hep söylediğim bir şey farklı olmazsan, diğerlerine nazaran farklı bir şey ortaya koymazsan, senin zaten bu kitapta yer almana imkan yokmuş. Evet. Yani hatta bazen bunu böyle nitelendirirler yani sanatçılar öyle öyleydi ki. İşte kendi egolarını tatmin etmek için ben yeni bir şeyle ortaya çıktım. Ya vardır öyle deli, deli adamlarda yani. Sen bunu yaptın, bak ben bunu yaptım, ben öne çıkacağım, egomu tatmin ettim. Tabii gibi. zaten sanatçıların büyük bir çoğunun da egoist olduğunu düşünürsek yani artık bunu söylemekte yani. çok sakınca görmüyorum. Zaten <laughs> mesela günümüzde sanat olmayan bir şey kaldı mı? Yani? Yok her şey sanat. Yani sanatçının şey dışkısı sanat. da bir sanat açıkçası. Ya da Öyle herhangi mi? bir peçete de sanatı yani sen... <laughs> Tabi peçetelerimiz var, işte ne bileyim ya uçan balonlarımız var, bir takım ya bunlar var bunlar. Sanat şeylerimiz var evet, eserlerimiz var. E, o yüzden işte ama o adamlar mesela onu orada bırakmış, bu sanattır deyip bunu kabul etmişler. Biz hala gidiyoruz oraya buraya ya tabii ki. Hala ne sanattır ne değildir bunu tartışmaya çalışıyoruz. İnsanlara da saygı duyuyorum, bu ayrı bir konu yani şimdi adam, şimdi biz bunu görmüyoruz. Biz mesela ilkokuldan itibaren görebiliriz bak. Çocuklar için Van Gogh diye kitaplar var. Çocuklar için izlenimciler diye kitaplar var. Biz hiçbir şekilde görmedik ki. Şimdi ilkokulda normalde sanat tarihi ya da lisede sanat tarihi dersleri oluyormuş falan. Ben bunu bilmiyordum mesela. Üniversitede sanat tarihi otururken öğrendim. Öyle annem mesela. Evet, aynen. Lisede De hoca ama. Gibi. Benim bundan haberim <laughs> yoktu. Böyle bir şeyden. Ama varsa da beden eğitimi yapıyorlardı. işte. <gülüyor> <gülüyor> eğitim? matematikçi giriyordu o derse. Ne bileyim yani bunlar... Biz sanatı eğer ki çocukluktan beri duyumsama şansına sahip olsaydık bu eserleri gördüğümüzde de Aa, ne kadar güzel derdik. Kesinlikle. Peki, ama yok öyle bir şansımız yok yani. O zaman konuyu bir başka yere çeviriyorum. Sen de bir artık sanat yazarısın, sanat tarihi yazarısın. Estağfurullah. <laughs> yani sonuçta iki tane kitabım var. Bu arada ikinci kitabından bahsedemedik ama o da tezini de yaptın aynı zamanda. Felix, tezi, tezi Felix Hı -hı. O da herhalde şey ne? biyografik mi? Nasıl bir kitap? Yani onu da ben daha edinemedim ondan. Ya monografik diyelim. Yani çünkü önce hayatı konuşuluyor. İstanbul'a geliş süreci anlatılıyor. Ondan sonra Venedik, Martik ve İstanbul eserleri konuşulup sonra geniş bir değerlendirme yapılıyor Ziyem'le ilgili. Bilinmeyen bir ressam. Türkiye'de çok bilinmiyor. Mesela ben de senden önce bilmiyordum bunu açıkçası. Hı -hı. İlk, ya i̇lk aslında, mi? O evet. zaman yani. Felix bahseden ilk kitap mı Türkiye'de? İlk kitap değil, şimdi Pera Müzesi'nde bir sergi gerçekleşince bir katalog yapmışlar. Anladım. Ee, ama daha aslında değerlendirmesi çok daha e, geniş olan bir iş oldu yani. Çok bir şeyler, kendimden de çok şey kattığım yerler oldu. Tezler böyle oluyor zaten biliyorsun. Bilemedim Bir be. noktaya kadar. <laughs> Yazınca bileceğim inşallah. Bile bileceğim inşallah. Şimdi o bir noktaya getirirken derliye 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 geliyorsun. Sonra asıl olay aslında değerlendirme kısmında ortaya Ta çıkıyor. Tabii canım yaz 100 sayfa yazıyorsun, 5 sayfa değerlendirirken daha fazla zaman, şey emek harcıyorsundur yani. Tabii ki ben ben ne 24 sayfa değerlendirme yazdım yani. Tamam, bayağı Ziyan değerlendirme bir tane sanatçı bu yani. Ben ama o kadar çok şey buldum ki yani adam statik stabil değil yani. Her şeyi yapıyor. Her yere gidiyor. Aklına gelebilecek her yere. Belki Manisa'da da vardı yani bir ara. Felix'e <laughs> mı? <gülüyor> ha, aynen ya, olabilir. Pek ya. sanmıyorum Manisa'da. Çünkü sonuçta Akdeniz'in ışığını izliyor ya. Hani evet. buraya pek bir yani, Akdeniz e, ışığı. E, iz, İzmir taraflarına uğramış. İzmir uğramıştır. Çünkü orada bir denizden evet. ışık yansıyordur hani çizeyim, edeyim falan da Manisa'da ne çizecek evet. yani? Bir eski Manisa yani. belki daha evet. güzeldir. Ama şu an yani anki... geçerken uğramıştır belki bir şöyle bir göreyim ne oluyor burada diye. Yani yakın diye bakmıştır belki dediğin gibi. Bence Ziyem ya biraz tabii kuşe kağıda basıldı bu. Dedik ki biraz kaliteli olsun. Yani resimler belli olsun yani. Resimler işte yüksek lisans tezi bilmem ne. Ama işte insanlar da yazıyorlar bana ya çok pahalı falan filan. Muhtemelen bunu ikinci hamura falan yine bir basılacak renkli olarak yani. 60-70 lira civarında olacak. Yoksa tanıyamaz insanlar yani. Yok zaten anda. öyle şey yani çok da bir anlamı kalmaz ki eğer düzgün basmazsın resimleri. bayağı... Böyle en azından okumak yani çok böyle işte parasal durum. Ya yani biz sanat daha öğrencileri biliyorsun biraz yani para konusunda sıkıntıları oluyor. Sanat tarihi yani. de biraz pahalı bir bölüm. Kitapları da pahalı dediğin gibi. Kitaplar şey pahalı. pahalı yapacak bir şey yok. Öyle. Yoksa yani şöyle bir kitap ziyan kitabı hani çok böyle kalın bir kitap da değil aslında ama işte kuşe kağıt falan deyince böyle bir fiyat çıktı yani yok, ben iyi. ön görebilseydim böyle istemezdim ama sanat sağlı bir hobi yani buna Kesinlikle. diyecek başka bir şeyim yok peki tam an... Zaten mesela insanlar hep şey kitap yazma işine genelde hoca olduktan sonra başlıyorlar bu nedenle yani şimdi bunlar ya Ben Allah razı olsun babam sağ olsun finanse etti bu konuda yardımcı oldu ama gerçekten hele ki günümüz ülke Türkiye'sinde yani kitap bastırmak da bir e, ayrı bir külfet yani doğru ama Nasıl iki olacak? tane evet. kitabın basıldı senin bu konuda bir daha tebrik ediyorum ve bir diğer konuma geçiyorum tamam Şimdi günümüzde biliyorsun ki sanatın popülerliğinden yararlanan ya da şöyle söyleyeyim hani sanat her zaman bizim halkımız için özellikle korkulan bir kavram olmuştur ya. Hı -hı. Hani karışık gelmiştir, anlayamamıştır insanlar, gereksiz bulmuştur vesaire. Bir de sanatı anlatırken de çok karışık ifadeler kullanıyorlar insanlar. Hı -hı. Günümüzde Hı -hı. biliyorsun ki daha basit kelimelerle sanat tarihi ya da sanat anlatmaya çalışan Hı -hı. bazı kitaplar çıktı. Şimdi isim vermeyeyim. Hı -hı. Sen neden, Hı -hı. nereden bahsettiğimi anladın. Bunlar ya Hı -hı. E, güzel bir amaç edinip halka sanat sanat tarihi öğretmeyi ya da bilgilendirmeye amaçlıyorlar, Ya da sanatın popülerliğinden inanıyorlar. İkisi de fark Hı -hı. etmez. Sen Hı -hı. kendini bu noktada nerede görüyorsun? Yani böyle bir e, sanat tarihi üretiminin olduğu bir noktada böyle bir ya yazarların çıkmaya başladı. Genelde Twitter, Instagram gibi platformdan Hı -hı. çıkan Hı -hı. yazarlar bunlar. Sen yani akademik bir kariyerin var ama onun dışında yazar bir kariyerin de var. Nerede görüyorsun kendini? Valla ben ne iş yapıyorsam yapayım sanat tarihi anlamında olur. Bu başka bir şey. Spor yazıları da yazıyordum biliyorsun. Evet. Ne yaparım? Biraz daha aslında suya sabuna dokunmaya, elimi taşın altına sokmaya ve bir öneri getirmeye çalışıyorum. Ha, bu örnekler aslında şu anlamda belli noktalarda kıymetliler. çünkü insanlara belli noktalarda aslında sanatı sevdiren bir e, yanları bulunuyor. Hiç ilgisi olmayan bir insan e, açıp okuduğunda aslında sanata dair bir böyle bir az da olsa bir şeyler hap bilgi edinmiş oluyor aslında. Ama bunlar doğrudan e, sanat tarihi kitabı olarak ne kadar nitelendirilebilir? Hani tabii ki sanat tarihine dair çok çözümlemeler yapılıyor, fikirler ortaya konuluyor ama e, ama işte ne bileyim biraz böyle işin e, anlatım kısmıyla hikayet hikaye kısmıyla daha çok ilgilenildiğini düşünüyorum. Şu yani, veya şu parket. İlgi biraz o çekiyor. Karavajok katilmiş. Gogh kulağını hı -hı. kesmiş, intihar etmiş. Kelencio papayla kavga etmiş. Hani bu bu tarz şeyler. Abi yani aslında yani arkadaşlarımız da bunlardan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çok benim tarzım değil, senin de tarzın olmadı. Başlangıçta biliyorum. ben çok serttim bu konuda açıkçası. Hani hı -hı. biraz böyle tabii bölümün de getirdiği bir hassaslık var bu noktada. Çok bir hassaslığım yoktur aslında genel normal hayatım bilirsin beni. ya Bu tabii, noktada tabii. böyle bir şeydim ama artık normal karşılıyorum ya. Hani. Bilmiyorum. Olabilir. Bir Olsun de, devam etsin de, bence. Artsın. Evet, bir de şöyle bir şey var. İnsanlar ya yani toplum nezdinde belli ki kabul görülüyor böyle evet, şeyler yani, yani. İşte görselin çok fazla olduğu, işte daha ziyade böyle hikayeyi anlatan, işte küçük küçük de olsa böyle işte sanatçının eğilimi, pratikleriyle ilgili küçük bilgiler verilen kitaplar, bol resimli böyle çok daha belki de kıymet görebiliyor. Ama e, bizler biraz daha aslında e, disiplini bir noktaya taşımak isteyen bir tavırla yaklaşıyoruz. Ve yorumlamak istiyoruz, değerlendirmek, fikirlerimizi ortaya koymak istiyoruz. O arkadaşlarımız tabii ki kıymetli işler yapıyorlar bir anlamda ama bizlik ya bizim en azından bir sanat tarihi öğrencisinin tam anlamıyla merkezden ilgileneceği şeyler olmadı. Ya bizlik değil zaten ben öyle genel hani şey olarak... Ama onları... e, halk seviyor. Yani halk, halk seviyorsa bence hatta biz de yazalım abi. <laughs> Bizim neyimiz eksik yani. yani. Eğer ki bundan böyle bir e, tanımak ve görünür olmak gibi bir katkı bekliyorsak aslında bizlerin de e, yapabileceği şeyler. Yani Tabii. yapamayacağımız bir şey değil. Yani, yani. E, Rönesans'ı konuşuruz, Barok dönemi konuşuruz, Rokoko konuşuruz, hepsini konuşuruz. Eee e, Bizim insanımızın e, şu tebdülü var, sanat tarihi değilse, ki sanat tarihisi olup da bununla çok ilgilenmeyen insan grupları da var yani. Aman diyen çok insan var, da var. Var var ama. Yani rastgele seçip gelen insanlar da olabilir Aynen. biliyor musun? Halk bunlarla ilgilenmiyor. Yani sanatçı şöyledir, böyle. ha Açıyor bakıyor, sanatçı işte küçükken e, ne bileyim e, kafasına e, ağaç düşmüştür. Ve ondan sonra sayıklamaya ve sapıtmaya başlamıştır. Ondan gibi dolayı artık. böyle resimler çizmiştir. Bunu Traumatik seviyorlar. Traumatik etkileri vardır vesaire. Evet. Bunu, bunu seviyorlar yani. E i̇nsanlar da bunun farkında olup buna yönelik iş yapar mı? Yapabilir. Doğru. Tarz meselesi. Yani tutum ve tavır meselesi. Kesinlikle. Tamamen. Teşekkür evet. ederim bu arada. Ağzına sağlık. Yarışmaya Aha, geçelim ben... istiyorsan. Vallahi yarışma beni ürkütüyorsun. Hani böyle bir söyleme var ya. Yani, ben çok seviyorum. Bence korkma. Önüm olan <laughs> evet, tabii önemli olan katılmaktı da. Önemli olan yarışmakta ama bakalım yani başımıza neler gelecek? Merakla bekliyoruz. Sanat tarihi krizi. Bakalım. Buna bir isim bulmam lazım benim ama ne bulacağım bilmiyorum. İleride onu düşüneyim artık. Onu narsistik patinaj takipçileri aboneleri yorumlarda belirtsinler. Kesinlikle. Ne doğru. Ne olsun bu yarışma bölümünün ismi? Evet. Bunu onlara soralım. Onları açalım. Evet. hazır mısın? Heyecanlı mısın? Korkma çok zorlamayacağım seni. <laughs> yani kısmen hazır değilim gibi. Hazır mısın, hazırsın, hazırsın. <laughs> o zaman birinci soruyla başlıyorum. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan restorasyonuyla oldukça ilgi uyandıran Yerevatan sanıcında ters bir şekilde duran sütun kaidesi üzerinde hangi mitolojik yaratık bulunmaktadır? A. Medusa. B. Siren. C. Satir. D. Kerberus. Vallahi tam emin olmamakla birlikte Medusa diyeyim ben. Doğru cevap. Bravo. Tamam. de bir. <laughs> o zaman yine son 4-5 senenin en popüler ressamından bir soru sorayım sana. Van Gogh'la ilgili tabii. <laughs> Trajik bir şekilde intihar eden ressam Vincent Van Gogh'un son eseri hangisidir? Van A. Yıldızı Van. Geceler. B. Kafe terasta gece. C. Alles'teki yatak odası. D. Buğday tarlasında kargalar. Buğday tarlası. Doğru cevap. İki de iki. Korkuyordum bak. Gayet iyisin. <laughs> Onu bildiğim yerden sordum. Ondan öyle oluyor. Yok canım bizde öyle bir soru ayarlama olmaz. <laughs> ayarlama yok da bildiğim. Van hani geçenlerde bir Eskişehir'de bir konferans yapmıştık onunla. Doğru, gelince... doğru doğru. O zaman bunu da çok iyi bilirsin. Yine çok iyi bildiğin bir yer. Üçüncü sorumuz. İskambil oynayanlar aldı tablo kimindir? Paul Sezan. Oğlum şıkları söyleseydin. <gülüyor> <gülüyor> şıklara ihtiyaç şıkları duymuyor. Ama. Yarışmacımız şıklara ihtiyaç duymuyor. Ben tamam söylemiyorum şıkları. 3'te 3. Üç. Ee, ele aldığım bir husus olunca. Ama son iki soruda zorlanacaksın. Bakalım ne başımıza ne gelecek. Dördüncü sorumuz geliyor. Görme biçimlerinin yazarı John Börger'ın da incelediği Ormanda Oduncu adlı tablo kimindir? A. Hüseyin Avli Lifiş B. Abidin Dino C. İbrahim Çallı D. Şeker Ahmet Paşa Şeker Ahmet Paşa Bravo. Hatta John Berger bununla ilgili Türk resminin her üretimini inceledim ama ormanda oduncu eserinin sahibi Şeker Ahmet gibisini görmedim demiştir. özellikle. Evet. Onun perspektif oradaki o e, garip bir perspektifi da. var böyle ağaç paralar uzanıyor ama Tabi o farklı. o ilginç bir adam ya o evet. böyle aslında ufka açılan böyle hep ikili ayırır tabloyu. Ufka açılan yollar görürsün falan böyle bir, bir perspektifi bir var dediğin gibi. O zaman son sorumuz. Hadi bakalım 5'te 5 beş yapabilecek misin? Ama dediğim gibi ödül falan yok yani. <gülüyor> Kusura bakma. <laughs> Tebrik edeceğim. Alman avantgard sanat gruplarından olan Die Brücke'nin kuruluşunda temel aldığı hedef değil köprü olmak gerek sözü kime aittir? A. John Wolfgang Goethe B. Karl Marx C. Arthur Schopenhauer D. Friedrich Nietzsche Bu soruyu özel Nietzsche... hazırladım. Evet. Nietzsche değil. değil. Nietzsche miydi? Nietzscheydi. <laughs> ben Nietzsche dedin sandım. İpucu vermiş oldum. Nietzsche, Nietzsche dedim ben. <laughs> Onu Ve... o, o yemez. Yok ben içe dedim beşte beş oldu. Beşte bu kadar biliyorum. Hadi dört buçuk olsun. Bu tam sayılmıyor tamam. ama. Tebrik abi. ederim. <laughs> Biz de ödül bu kadar. Sponsor alana kadar. Evet. bu şekilde. İşte dört beni şey mi vuruluyor musunuz? Beşte dört buçukla vuruluyoruz çok... evet. Ben öyle diyor ya, Evet de vuruluyoruz. Bence de. güzel bir performans bu arada hani yani, hiç kıyakta hı hı. geçmedim. zor sorular da var arasında. Ya Nietzsche şey de benim başımın belası. Yani de, Nietzsche yani senin de... başının belası olduğu için seçtim zaten yani, Nietzsche'yi. Yani, kesinlikle yani buradan bunu algılıyorum. Yani e, yüksek lisansta seçtiğim dersten dolayı da evimde yedi tane kitabı var. Bir cümle anlamadım hiç. Nietzsche işte ya Nietzsche'yi yani şeyi anlayabilen çok fazla bir insan yok zaten boş boşver. Böyle sorularda falan kullanıyoruz işte. Başka türlü Aynen. de yani ben de çok bir şey bilmiyorum hakkında. Ayağımızı da kaydırıyorsun. Yok kaydırmıyorum canım. Hani Bir ödül olsaydı evet. vermezdim ama. <laughs> Neyse. Teşekkür Çok teşekkür ederim katıldığın için. ilk programa evet, şenlendirdin. Güzel, güzel bir var. sohbet oldu. O zaman kapatayım programı ben artık. Okey. Diğer programda çok... görüşmek üzere. Tabii ki görüşmek üzere. Herkes gidelim. kendine iyi baksın. <laughs> Sanatla kalın. Modern sanata sövmeyin. Modern sanatı anlamaya çalışın. Anlamaya çalışın aynen. Bir de Alp'in İnsan. tabii ki de kitabını alın. <gülüyor> <gülüyor> yani okuyun. Canları sar. Okumak isterler. Okumak isterseniz alın. Bahsettik az çok ne var ne yok içinde. Diğer kitabını yani. gösteremiyorum ama ondan da bahsettik. Onu da uygun şartlar olduğunda onu da ben insanlara bakım yapıldı. Şimdi söyleyemiyorsun da insanlara. Bak ben bu kitabı utanıyorum yani. Böyle bir şeyim var benim. Hani bu normal standartlardaydı ama ziyan biraz pahalı oldu kuşeden dolayı. Abi ama onda ıı, Türkiye böyle yapacak bir şey yok. Yani evet. bu konuda çok, çok sağ fazla söylenecek bir söz yok. Söyledik mi de zaten sıkıntı çıkıyor boşver. ver <laughs> O çok zaman sağ olun, çok Bizi izlediğiniz ben, için teşekkür bak. ederiz. Narsikbot'un ac ekskursiyi yeni programlarıyla devam edecek. Merak etmeyin bu sefer devam edecek. Kesinti yok. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>